Okey. Bizim için hedef maçlardan ama Beşiktaş olarak biz her zaman yani hedef maç budur budur değil. Hep kademe kademe gideriz. Güzel bir takım var Göztepe. Handbol takımının, Göztepe Spor'un. Tabii ki onlar da bizi analiz etmişlerdi. Biz de onları iyi analiz ettik. Sonuçta bütününde baktığınız vakit güzel bir maç ortaya çıktı. Hücumuyla, savunmasıyla son dakikalara kadar. Burada önemli olan taraftarlara güzel handbolü gösterebilmekti. Handbolden güzel örnekler verebilmekti. Savunma olarak da, hücum olarak da. Özellikle biz iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. İyi savunmanın akabinde basit gollerle neticeye gittik. Çünkü ilk yarı hücumda biraz problemler yaşadık. 3 tane tahmin ediyorum 7 metre kaçırdık. Olayı çok ortaya sıkıştırdık. Rakip de bu kaçırdığımız pozisyonlardan çok rahat, hızlı çıkışlarla basit goller buldu. Ama ikinci yarı deneyimimizi, tecrübemizi kullanarak, oyun disiplinden uzaklaşmadan maçı kazandığımız için mutluyum. Rakibimizle mücadelesinden dolayı kutluyorum. İyi bir takımları var. Tabii bu süreçtir. Bu süreci mutlaka beklemek zorundalar. Bu sürecin sonunda da Göztepe hak ettiği yere gelecektir. Evet. Ama bu bir prestij maçıydı ve bu maça daha çok hazırlanan düşündüğünüz ve daha çok ya şimdi şöyle hedefli takımız, biz hedefli takımız yani her rakibimizin çok özel hazırlanmıyor ki biz kendi prensiplerimiz doğrultusunda hazırlanıyoruz ama tabii ki rakibimize etüt ediyoruz. Yani oyuncuların özellikleri, yani savunmada nerede hata yapıyorlar, hücumda en çok gol buldukları pozisyonlar, yaptıkları organizasyonlar mutlaka rakibimize çalışılır. Biz de bunları normal her takıma yaptığımız gibi çalışmalarımızı yapıyoruz. Ha bizim bir farklılığımız tecrübemiz diyelim. Senenin getirdiği deneyim ve bu tip seyircilere hep alışırız. Yurt dışında özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında 10.000 kişi, 12.000 kişi, 15.000 kişi oynayan bir taraftar grubu karşısında oynayan bir takım. Tecrübeli bir takımız. Son dakikaya kadar her şey güzeldi. Gayet de güzel gidiyordu. Çalışmalarımızın sonucunda bu galibiyeti aldığımız için mutluyum. Önemli olan ortaya handbol severlere güzel bir oyun ortaya çıkmasıydı. Bağlarsak da evet rakibimizin özel yönlerini çalıştık abartmadan. Ama biz temel prensiplerimiz iyi savunma yapan Beşiktaş olmak prensibini kullanarak sonuna kadar iyi savunma yapan geriye koşan bir Beşiktaş olduk. Hücumda hata yapsak da sonuçta bunun artılarını gördüğünüzü düşünüyorum. Öyle biz bir oyun sergiliyoruz. Ben hep tiyatro dedim buna. Sahne var. Ne seyirciler var. Ne kadar çok seyirci olursa sahnede bu işi sergileyenler o kadar gayretli ve güzel şeyler yapmaya çalışırlar. Bizim için artı motivasyon olur. Peki oyuncunuz için tümüne karşı bir hareketi olduktan sonra ya, bakın şimdi olaya bir bütün bakın. Yani bir oyuncu bir hareket yapabilir. Ama bütün maç boyunca taciz edilseniz de siz de insansınız. Sonuçta ben sporcu uyarıyorum. Kesinlikle seyirciyle ve hakemle oynamadan onları sözlerine dikkate almadan, hakemin hatalı kararlar verebilir, o hatalı kararlara itiraz etmeden telafi etmeye çalışır. Ama sonuçta siz de insansınız, hatalar yapabiliyorsunuz. Yani şeyler için bahane üretmemize gerek yok. Önemli olan burada seyirci karşısında güzel bir oyun ortaya koymaktı. Hatalar var mı var, doğrular var mı var. Ama sonuçta bir oyun. Bir takım yener, yenilir, beraber kalır. Önemli olan bu oyundan keyif almak. Bizim prensibimiz de bu. Şimdi mesela bir pozisyon var, tamam orayı olaya getir, bir pozisyon var, dar konu pozisyonu, kasın sakat, çocuk bir şey yapmaya gitti, kasına eğiliyor. Oradan tribünden geliyor ki, affedersiniz, yani söylenecek şey değil, bana hareket yapmıyor, yok öyle bir şey. Ama enteresan bir toplumuz, biraz toplumumuza baktığımız vakit bütün olayların maskeli, cinsel içeriği değerlendiriyoruz. Başından sonuna kadar baktığımız vakit, gazeteleri okuduğumuz vakit, maalesef ki her şey böyle değerlendiriyor. Halbuki burada bir oyun var, bu oyunu seyredenlerin keyif alması lazım. Ben sadece maça geldiğim vakit oyuncunun yaptığı güzel hareketlere bakarım. Yaptığı harekete değil. Güzelliğine bakarım. Takımı desteklerim. Sonuna kadar da yenilse de o takımı desteklerim. Çünkü güzel bir takım. Geleceği olan bir takım. Bu takım desteklenirse bir yerlere gelir. Ama bu tip şeyler takıma zarar verir. Diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de bunlardan toparlansınız. Doğrularını yazarsınız. Hocam bir şey yapalım. Bir de ben çok